Herkese iyi akşamlar. 31 Mart yerel seçimlerine 18 günden az zaman kaldı ve Habertürk Belediye Başkan adayları sizleri buluşturmaya devam ediyor. Bu akşam da seçime doğru programında DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş Habertürk'te konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyi misiniz? Sağ olun, sağ olun. Yok, eş başkan adayı. Evet, sizin size özel bir böyle bir durum var. Siz eş başkanlık Murat Cepci ile birlikte eş başkan adayıyız. Evet. Şimdi Sayın Beştaş, bu seçimlerde, bu seçim sürecinde yani 2024 seçim sürecinin belki de en fazla öne çıkan tartışma başlıkları, yani her seçime damgasını vurmuş tartışma başlıkları oluyor. Bu seçime de damgasını vuran tartışma başlıkları içerisinde İstanbul önemli bir yer tuttu. Sizin de adayı olduğunuz İstanbul önemli bir yer tuttu. İstanbul seçimlerinin sonucunun ne olacağı konusu çok fazla tartışılır oldu. Ve bunun içerisinde bir başka konu da DEM Parti'nin seçim tavrı, seçim stratejisi ve seçime giren diğer partilerle, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile olan ilişkisi bu sürecin en fazla tartışılan konusu oldu. Size tabii kamuoyunun bu konuda merak ettiği en fazla konuşulan konuları elbette soracağım. Elbette onlarla başlayacağım. Ama tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına siz de bazı yayınlarda yakınıyorsunuz. İstanbul'da bildirge yayınladık, seçim bildirgesi yayınladık. Seçim bildirgesini soran yok diye. Elbette ki İstanbul'la ilgili bakış açınızı, vaatlerinizi, rakiplerinizin söylemleriyle aranızdaki mesafeyi hepsini soracağım. Ama önce dilerseniz en fazla merak edilenlerden, size en fazla sorulanlardan başlayalım diye düşünüyorum. Şimdi bu seçim sürecinin ilk başta sizin üzerinden, yani DEM Parti üzerinden konuşulan konusu şuydu. Aday çıkartacaklar mı, çıkartmayacaklar mı? Birkaç haftamız böyle geçti. Hı hı. Ve ardından Başak Demirtaş adaylığı tartışma konusu oldu. Bir sürede onunla geçti. Sonra onun aday olmamasıyla. Ve nihayet de siz ve diğer Murat Bey'in aday olması birlikte işte kent uzlaşısı kavramıyla paralel tartışmalar oldu. Ama öncelikle şunu sormak lazım. 2019 yılında aday çıkartmadınız. Evet. Ve 2024'te de adaysınız, aday çıkartıyorsunuz. 2019'dan 2024'de Türkiye'nin politik şartlarında nasıl bir değişiklik oldu da siz aday çıkartmayan pozisyonunuzdan aday çıkartan pozisyona geçtiniz? Ya şöyle ifade edeyim. Sonuçta biz bir siyasi parti olarak tabii ki seçimlere gireriz. Yani bu bütün seçimler için söz konusu. Biz şu anda meclisin 3. büyük partisiyiz ve mecliste grubumuz var bildiğiniz üzere. Her ne kadar belediyelerimize kayyım atansa da belediyelerimiz var, kazandığımız belediyeler var. Olması gereken, daha doğrusu doğal olanı, yasal olanı, meşru olanı her siyasi partinin seçimlere kendi kimliğiyle girmesidir. Bu biraz Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte hani ittifaklar zorunlu hale geldi. %50+1 meselesi vesaire, hani o konuda çokça konuşuldu 14-28 Mayıs'ta ama yerel yönetimler içinde biz 2019'da bir defaya mahsus bir karar aldık. Yani o bir her zaman ilelebet devam edecek bir karar değil neticede. O zaman demokrasinin önünü açmak, demokratikleşmeyi hızlandırmak konusunda bir pozisyon aldık ve kaybettirme, kazandırma üzerinden hani bir anlamda bir stratejik yaklaşımımız oldu ve o seçime özgüydü. Hani 2019'da var olan dönemsel o atmosferi, siyasal durumu, mevcut tıkanıklığı ve bununla ilgili özellikle kurullarımızın yaptığı çok yoğun tartışmalar vardı. Yani halkla birlikte de böyle bir karar aldık ama bugün neticede biz bir parti olarak seçime girme kararı aldık. Yani hani bu asıl olan bu zaten, hani partilerin yarışmasıdır. Hani ne değiştiden ziyade dediğim gibi o bir istisnaydı. Stratejik olarak hani o dönem için bir karar aldık. Bu döneme gelince sonuçta kararımız bu. Hani normale döndük tırnak içinde söylüyorum. Normal ki, olan, asıl olan kendi kimliğimizle girmek tabii ki. Diyorsunuz ki yani yazılı da değil. Yani böyle vurgularınıza da bakabildiğimiz bir röportaj diyorsunuz ki 4 yıl boyunca başkalarına verdik diyorsunuz. Orada böyle hani bir böyle kendinize de sitem edercesine bir vurguyla 4 yıl boyunca başkalarına verdik. 4 yani, seçim. 4 seçim. 4 yani, seçim. 4 kasıt yani 4 seçim yılı. 4 seçim başkalarına. Hani biraz hani başkalarına verdik de ne oldu gibi bir şey mi o? Yani biraz öyle içinde
ne diyeyim, bir nevi pişmanlık da taşıyan bir şey mi? Yoksa hani hakikaten 4 yıl boyunca izlediğimiz bir strateji, 4 seçim boyunca izlediğimiz bu stratejinin bir maliyeti oldu bize diye mi bakıyorsunuz? Siyasi bir maliyet oldu. Ya şöyle ifade edeyim onu. Yani bir kere bizim, sizin de başta ifade ettiğiniz gibi çok fazla tartışılan bir partiyiz. Ve genellikle bizsiz biz tartışılıyoruz. Yani HDP döneminde HDP'siz HDP tartışılıyor söylemi motto haline dönüşmüştü. Şimdi DEM Parti'yiz. Maalesef yasal kıskaçtan dolayı işte isimimiz değişti vesaire. DEM Parti'de yani hemen hemen her gün kesintisiz bütün medya tarafından, yaygın medya tarafından konuşuluyor. Ve en çok konuşulan meselelerden bir tanesi de yani DEM Parti kime kaybettirecek, kime kazandıracak, neden aday çıkardı, işte muhalefete mi kaybettirmeye çalışıyor, iktidarla mı anlaştı gibi. O yüzden yani 2019'a kıyaslayarak sordum. Yani politik şartlara bağlamamın sebebi oydu. Çokça büyük bir tartışma var. Hani büyük derken yaygın bir tartışma var. Yani bunun rahatsız edici yönü şu. Politik olarak rahatsızlık tabii, ben kişisel bir rahatsızlıktan söz etmiyorum. Yani seçim dönemlerinde sonuçta partimiz daha çok konuşulur olur. Seçim dönemlerinde. Seçim dönemleri bitince partimizin yaşadıkları, var olan baskılar, hukuksuzluklar, yargı kıskacı, işte tutuklu olan arkadaşlarımız yani Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak. Gülten Kışanak Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı ve şu anda Kandıra cezaevinde ve üstelik 7 yıllık tutukluluk süresini, azami tutukluluk süresini çoktan geçirmiş olmasına rağmen diğer arkadaşlarımız gibi cezaevinde ve kampanyasını yürütemiyor. Bu ve buna benzer gibi çok ağır ihlallerle yüz yüzeyiz. Bunlar görülmüyor, tartışılmıyor. Genel olarak söylüyorum. Partileri de kastederek söylüyorum. Hani mesela kayyıma karşı çok güçlü bir destek, dayanışma görmediğimizi söylemiştim. DEM Parti tabii ki Türkiye'nin her tarafına hitap eden bir parti. Türkiye'nin partisi ve en çok oyu Kürtlerden alıyor. Bu da bir sır değil. Yani hani neticede DEM Parti'ye Kürt Partisi derken bilinçli bir şey var. Kürtler seçim döneminde tartışılıyor. Oraya gelmeye çalışıyorum. Yani en çok Kürtlerin oyu önemseniyor. Kime oy verecekler? Seçim dönemlerinde meselesi. Böyle kritik noktaya gelmiş hemen hemen her aday, her parti. Mesela Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda mesela Sinan Oğan tartışıldı. Çünkü o kritik ve belirleyici emin bir noktaya oturdu. Yine biz daha çok tartışıldık. Yani hani o zaman veya şu süreçte Yeniden Refah Partisi de hayli tartışılan. O da tartışılıyor. Bir şey. Yani ama herhalde her bizimle yarışamıyor. Yani bizim gözlemimiz. Ama her seçim döneminde yani tabii ki. Seçimin kaderini belirleyebilecek her aktör bir anda o konjonktürdeki önemine binaen gündemin merkezine oturuyor. Ama burada da işte demin aday çıkartması, çıkartmaması akabindeki her şey bir tartışma. Yani neticede şuraya varmak istiyorum. Yani sadece seçim dönemlerinde değil, biz DEM Parti'nin politikasının, yol haritasının, Türkiye'ye ne vaat ettiğinin, Türkiye toplumu için nasıl bir model öngördüğünü anlatmak istiyoruz. Yani neticede o bir pişmanlık ya da başka bir şeyden ziyade, yani biz neticede bir iddia ile geldik İstanbul'a. Büyükşehir Belediyesi eş başkanlığı adaylığı olarak listelerimizde giriyoruz ve diğer bütün partiler gibi bizim de bu en doğal tabii hakkımız ve bu konuda mücadele ediyoruz. Şimdi dediğim gibi bu tartışmalı sürecin, yani bu seçim sürecinin ilk haftalarında işte aday çıkartıp çıkartmayacağınız tartışması kapanmasından hemen önceki tartışma Başak Demirtaş'ın adaylığı meselesiydi. Aha. Ve mesela Metropol Araştırma'nın sahibi Özel Sencer demiş ki DEM Parti Başak Demirtaş'ı aday gösterseydi İmamoğlu kaybediyordu. Onu çekip Meral Danış Beştaş'ı getirerek İmamoğlu'na fırsat tanıdılar diye bir yorum yapmış mesela. Aha. Öbür taraftan tartışma programlarında her zaman işte Başak Demirtaş aday olsaydı DEM daha mı iddialı hale gelirdi. Ama işte Meral Danış Beştaş daha DEM'in ağır isimlerinden bir tanesi. Hep bunlar tartışılır. Siz evet, de bu tartışmalara evet. tanık oluyorsunuzdur, takip ediyorsunuzdur. Bu anlamıyla Başak Demirtaş'ın aday olması süreci nasıl etkilerdi? Meral Danış Beştaş, Başak Demirtaş kıyaslamalarına, seçim sonucu eksenli kıyaslamalarına siz nasıl bakıyorsunuz ve nihayetinde o neden olmadı? Şimdi şöyle, bir kere Başak Demirtaş'ın, sevgili Başak'ın
aday olmaması meselesini kamuoyuyla paylaştık. Yani Selahattin Başkan da bir uzun bir metin yazdı ve o konuya dair görüşlerini ifade etti. Yine Başak da neticede partimizle mutabakat halinde bu adaylık başvurusunu yapmayacağını ve aday olmayacağını ifade etti. Bu tek taraflı alınan bir karar değil. Yani Başak'la ilgili, sevgili Başak'la ilgili, sonuçta arkadaşlarım yani Selahattin Bey de Başak Hanım da bizim dostlarımız, yoldaşlarımız aynı zamanda ve aynı partideyiz. Yani hani bizim aramızda bir farklılık yok. Aday olabileceğini açıkladığında kamuoyundaki tartışmaları bir hatırlayalım derim. İzleyenlere de bunu öneririm. Hakikaten siyasetin dibini gördük yani. Hani korkunç şeyler, linçlemeler, eleştiriler, başka başka saldırılar meydana geldi. Ve siyaseti ticaret gibi görenler hani öne geçti, öyle diyeyim. Bir sebep bu mesela. Yani biz hiçbir arkadaşımızı, hiçbir yoldaşımızı bu şekilde malzeme ettirmeyiz, tırnak içinde malzeme diyorum. Yani bunun üzerinde bu şekilde tartışılmasını, yani şuraya kadar gitti. Selahattin Demirtaş'ın tahliye olması için işte eşini aday gösteriyora kadar gitti. Yani bu tartışmalar kabul edilemez. Yani biz siyaseti onurlu ve erdemli bir iş olarak görüyoruz. Biz siyaseti hakikaten Türkiye yurttaşlarının daha demokratik, daha müreffeh, ekonomik olarak sorunların olmadığı, herkesin kendini ifade ettiği, Kürt'ün de, Alevi'nin de, Laz'ın da, Çerkez'in de özgür olduğu bir Türkiye hayaliyle yapıyoruz. Birincisi bu. Yani Başak Hanım tek başına çekilmedi, partimiz de onu çekmedi. Zaten partimizin bilgisi vardı bu meseleden, yani bilgisiz de değildik biz. Sonra oturuldu, konuşuldu uzun uzun ve onun karşılıklı ortaklaşıldı. Ben eğer gerçekten biz birilerine kazandırmak isteseydik aday çıkarmazdık. Başak ya da Meral değil söz konusu olan. Sonuçta biz kazandırmak ve kaybettirmek üzerinden bir siyaset yürütmüyoruz. Biz kazanmak için yola çıkıyoruz. Ya bu kazanmak tabii ki şöyle diyeceksiniz ya da diyecekler izleyenler. Siz oy oranları belli. Hani nasıl olsa kazanamayacaksınız. Ya bizim için siyaset böyle gidip o İstanbul Büyükşehir Belediyesi koltuğuna oturmak değil. Yani illa o meseleye oradan bakmıyoruz. Bizim için kazanmak şu anda sizinle konuşmak. Bizim için kazanmak, bugün Hacı Ahmet'e gittik, binlerce insanla buluştuk, temas ettik, kucaklaştık. Çünkü büyük bir özlem ve sevgi gösterisi var, bizim için bu. Bizim için kazanmak, Türkiye'ye hakikati anlatmak. Hakikatleri gerçekten Türkiye yurttaşlarının duymaya ihtiyacı var. Yani şu anda İstanbul Türkiye'nin en yoksul kenti, en büyük emekçi kenti, kadın cinayetlerinin en yoğun yaşandığı kent. Bunları konuşmak istiyoruz biz. Ve bu bizim politik hattımız. Yani bu nedenle bu adaylık oldu. Ve dediğim gibi hani bu soruya en net yanıtı şöyle verebilirim. Yani bir kere sevgili Başak'la benim kıyaslanmam zaten hani bu kötü bir şey ya. Hani ben de bazen görüyorum işte o daha çok oy alırdı, bu daha çok oy alırdı gibi. Neticede biz aday olduysak... Şu fark eder mi? Dem seçmeni açısından sonuçta tabanını en iyi tanıyacak olan isimler Dem Parti'de siyaset yapan isimlerdir. Yani Meral Danış Beştaş, Başak Demirtaş veya diğer başka partiliniz İstanbul'da aday olmuş olsaydı. Sizde de biz de kim aday olursa olsun 3 aşağı 5 yukarı seçmenimiz, kitlemiz bellidir. Ve onlar partinin işaret ettiği kişiye oy verir. Veya hayır öyle değil. Böyle bir parti olmak o kadar kolay da değil. Adayın kim olduğuna bağlı olarak oy oranlarımızda mutlaka ki bir oynama, bir değişim olur. Nedir sizin gerçekliğiniz? Size gönül rahatlığıyla, gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. İstanbul seçmeni o pusulada Başak Demirtaş'ı görse de mühürü tereddütsüz basacak. Meral Danış Beştaş'ı görse de basacak. Arada hiçbir ayrım gözetmeyecek. Çünkü bizim aramızda ayrım yok. Daha net nasıl ifade edeyim? Yani bu tartışmayı yürütenlere de bunu söylemek aslında sorunun istiyorum. İkinci kısmını yani şu son sorumu daha çok seçmenizin partinize sadakati üzerinden sormuştum aslında. Yani Başak Demirtaş konusundan. Yok ben Başak'la ilgili çünkü soru orada vardı. O kısımdaki vardı. Yanıtınızı evet. Orada vardı. Ben onu yanıtlamayı Şunu geçmek istiyorum. Örneğin geçen haftalarda Ekrem İmamoğlu dedi ki benim dedi işte, demin seçmeniyle, Kürt seçmenle
bir aracıya ihtiyacım yok. Bizim zaten bir gönül bağımız var. O anlamıyla da o bağ çerçevesinde onların oyunu alacağımdan eminim dedi. Siz şimdi örnek verdiniz. Sahadayım, sürekli sahada izliyorsunuz. Sahada seçmen nezdinde gerek partileriniz gerek size oy vermeyen ama sahada karşılaştığınız seçmen nezdinde ölçümleriniz nedir İstanbul'da? Yani hakikaten bizim seçmenimiz olan geçmişte de bize oy vermiş seçmenler bizimle beraber mi diyorsunuz? Yoksa bu seçim atmosferinin etkisi, adayların etkisiyle bizim seçmenimizde de bir farklılık var. Seçmenizin bir kısmı bizde ama bir kısmı bizde değil mi diyorsunuz? Ölçümleriniz nedir? Ya şöyle ifade edeyim. Yani bir kere biz kimsenin aracısı değiliz. Biz kendi seçmenlerimizle de, hedef kitlelerimizle de, biz sadece kendi seçmenlerimizden oy almak için sahaya çıkmıyoruz. Yani bize oy vermemiş milyonlara da hitap etmek istiyoruz. Ve hani sadece İstanbul'da değil, İzmir'de, Adana'da, Bursa'da, bütün şeylerde, büyük şehirlerde adaylarımız var. Ve biz hani Kürt seçmenle aramıza kimse giremez meselesi değil sorun. Ya da hani biz de şunu diyelim mi, Türk seçmenle kimse aramıza giremez. Zaten arada kimse olmamalı. Yani hepimiz seçmene doğrudan temas etmeliyiz. Ve Kürt seçmenlerin bence... Yani bunu zamanında insan haklarını çok çalışmış biri olarak söyleyeyim. Amacım asla bir şeylik değil, üstencilik falan değil. Bir kere Kürt seçmen diye ayırmak bile ayrımcılık. Kesinlikle yani, bu aslında yani çok konuşulan ve çok uyarılan bir şey. Seçmeni yani, bu şekilde ayırmamak. Ne demek ya? Yani sadece Kürtleri, politik tercihleriyle yani insanlar politik tercihleriyle tartışılmalı. Yani doğru, Türkiye'de bir Kürt meselesi var. Doğru, Kürtler ayrımcılığa uğruyor. Doğru, Kürtlerin talepleri var ve bir dertleri var yani Kürtlerin. Hala biz mecliste üç cümle Kürtçe konuşamıyoruz. Kürtlerin böyle konuşulması lazım. Türkiye'de Kürtler ne istiyor? Bunu tartışmamız gerekiyor aslında. Bunu çözmek için bir irade ortaya koymak gerekiyor. Ama tersine seçim döneminde Kürt seçmen nasıl oy vereceği evet, tartışıyoruz. Bu dille gerçekten de doğru vurgu yapıyorsunuz. Hı hı. Bu dille de aslında mücadele etmek lazım. Seçmeni herhangi bir şekilde bir etnik şeye bölmemek, onu politik görüşleriyle, dünya görüşleriyle değerlendirmek, dertleri değerlendirmek gerekir. Peki, şöyle partinizin hani oy geçişkenliği konusuna bakacak olursak bir yanıyla evet Cumhuriyet Halk Partisi ile bir geçişkenliği söz konusu zaman zaman oluyor. Farklı seçimler çünkü farklı oranlar olmuş ve bir geçişkenlik. Ama başka dönemlerde, başka konjonktürlerde de örneğin AK Parti ile de bir geçişkenlik söz konusu oluyor. O anlamıyla birinci sorum şuydu. Bu seçime özel partinizden, seçmeninizden İmamoğlu'na doğru bir kayış var mı? Bu bir yanı. Öbür taraftan da bir muhafazakar taban da sizin buluştuğunuz bir taban zaman zaman. Orada da aksine bir kayış, geçişkenlik var mı? Size doğru da olabilir, sizden rakiplerinize doğru da olabilir. O anlamda Murat Kurum'a doğru da olabilir. Rakiplerinize sizden bir oy kayışı var mı? Sizden oraya doğru, oradan size doğru. Nasıl yani şöyle bu? İfade edeyim. Yani ben işte bu dördüncü haftadır İstanbul'dayım, sahadayız. Daha iki haftadan fazla zamanımız var. Daha da ilerledikçe bu konuda hani herkes çok daha rahat ifade edecek. Benim açımdan değil. Yani hakikaten bunu gözlemlemedim. Yani hani böyle bir kayış vesaire. Sadece kamuoyundaki tartışmaları seçmenlerimize uzun uzun konuşabiliyoruz biz. Hani hakikaten Türkiye siyasetini izleyen ve bu konudaki sözleri takip eden, kimin ne amaçladığını bilen bir yerden bu sorular soruluyor. Ama bizim buna hani sorulara verdiğimiz cevap çok açık. Bu tartışmalardan hareketle ifade ediyorum. Çünkü neticede hani Habertürk'te izleniyor, Sözcü TV'de izleniyor diyelim. Hani neticede herkes başka bir perspektif veriyor. Da CNN, bir de muhalif kanallar var. Hani başkaca yaygın medyada görülmeyen ama çokça yayın yapan kanal var. Bu sorulara biz şunu diyoruz. Biz kazanmak için yola çıktık. Bizim oyumuz bize. Biz kendi oyumuzu istiyoruz. Biz bu konuda çok netiz. Yani o kayışı önlemek için de sonuçta bir kampanya yürütüyoruz aynı zamanda. Kayış olma ihtimalini tırnak içinde söylüyorum yani bunu. Çünkü neticede biz bu desteği, bu dayanışmayı, bu geniş anlamda toplumsal kesimlerle, nüfusla
temas ederken ya tabii ki o istiyoruz. Yani destek istiyoruz kendi seçmenimize ve gözlemim yani muhafazakar seçmende mesela iktidara büyük bir tepki var. Mesela benim gözlediğim Erzurum'da da görüyorum bunu. Erzurum vekiliyim bu dönem. Diyarbakır'da da görüyorum. Mardin'de de. Neden? Çünkü hani inanç açısından hani dini hassasiyetler açısından Kürtlere yapılanları kabul edilemez buluyorlar diyelim. Zulüm olarak görüyorlar. Diğer yandan muhalefete de tepki var. Çünkü işte daha dün Burcu Köksal yani açıkça ayrımcı, bölücü, ötekileştirici, ırkçı bir söylemde bulundu mesela. Hani bu tepkileri görüyoruz. Çünkü yani oy istenirken Kürtlerin de hani diğer bütün toplumsal kesimler gibi politik tercihlerini yaparken kendilerine yaklaşımı dikkate aldıkları gibi kendileri de bunu gözlüyorlar. Yani bu nedenle bir kayış gördüğümü söyleyemem ben bu açıdan. Peki bu eksende tartışılıyor olması bu seçim süreci boyunca yani işte kaybetti, kime kaybettirecek, kime kazandıracak ekseninde diyorsunuz ya ve bu tartışmanın dışında görüyoruz kendimizi, kabul etmiyoruz diyorsunuz. O anlamıyla 1 Nisan itibariyle hatta 31 Mart gecesi sandıklar açıldığında ve sonuçlar 3 aşağı 5 yukarı belli olduğunda orada göreceğiniz rakam yüzde İstanbul özelinde artık sizin için bir böyle biraz prestij ve siyasi iddia konusunda önemli bir hale geldi mi? Her zamankinden daha fazla ciddi bir yere doğru evrildi mi bu tartışmalar ekseninde? Gittikçe buraya doğru yani aktı neticede mi? Biz en yüksek oyu almak için girdik seçimlere. Yani burada da sevgili... Her seçim öyledir ama bazı seçimlerde hani tartışmanın geldiği yer itibariyle mesela hani siyaseten de başka bir yere taşınmış olabilir. Hani öyle bir anlama doğru gitmeye başladı mı? Ya biz burada performansımız 1-3 olmak zorunda oldu çünkü mesele başka bir yere gitti gibi bir baskı altında hissediyor musunuz kendinizi psikolojik olarak? Yani doğrusu hayatın kendisi baskı uyguluyor zaten. Yani bu çalışmaların işte psikolojik olarak bu farklı tartışmaların tabii ki her insan etkilenebilir. Hani özel olarak bu konuda bir etkilenme halimin olduğunu söyleyemem. Yani böyle hayata şöyle aman aman olmazsa olmaz bizim prestijimiz için mutlaka şu kadar almalıyızdan ziyade ulaşabileceğimiz en yüksek hedef kitleye ulaşmak, yapabileceğimiz en yoğun ve yaygın çalışmayı yapmak, mümkünse İstanbul'un her yerine kendimizi ifade etmek. Yani şu anda yaptığımız gibi, yani biz ne istiyoruz, niçin yola çıktık, bunu anlatabilmek ve bu konuda geri dönüşleri alabilmek, oy olarak, söz olarak, destek olarak. Bizim en büyük hedefimiz bu yani. Sizi işte ağırlayacağımız belli olduğu andan itibaren son 10 yılda İstanbul'daki oy oranlarına baktım. Hı hı. BDP, HDP ve Yeşil Sol olarak. Çünkü 10 yıl içerisinde 3 ayrı var. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Sırrı Süreyya Önder adayınız, BDP adayı o zaman. 2014. 2014. Evet, 2014. 414.290, %4.84 oy almış. İl Genel Meclisi'nde de BDP, yani Sırrı Süreyya Önder'in 12 bin üstü 426 bin oyla 5.02'lik bir oy almış 30 Mart 2014'te. Hemen birkaç ay sonra Cumhurbaşkanlığı seçimleri oluyor. Adayınız Selahattin Demirtaş, İstanbul'da oy oranınız 650 bine çıkıyor. Hı hı. Artıyor, 9.9'a çıkıyor. 7 Haziran 2015 milletvekilleri seçiminde İstanbul'da oyunuz 1 milyona çıkıyor. Daha da artıyor. 12.43, %12.43 oluyor İstanbul'da. 1 Kasım'da 100 bin düşüyor. %10'a düşüyor. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Selahattin Demirtaş adayınız İstanbul'da %7 alıyorsunuz. 661 bin oy. Yani aslında Demirtaş oran olarak altına düşüyor İstanbul'da. Aradan geçen zamanda. 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde de 1 milyon 146 bin oyla %12.52. Yani 12 İstanbul'da 12.52 gibi bir oran görüyor partiniz. Ama 31 Mart 2019 İstanbul yerel seçimi adayınız yok. Adayınız olmadığı için bir oy oranı yok ama İl Genel Meclisi'nde 341 bine 375'e %3'e. O sonuncusu hangisi? 31 Mart 2019'da İstanbul yerel seçiminde adayınız yok. O zaten onun adayımız yok. Adayınız olmadığı için orada bir puan ölçüm yok. Yapılamaz. İl Genel Meclisi'nde de
3.75 gibi bir oranda kalıyor. Yani evet. Dramatik bir düşüş oluyor son aldığınız oya karşı. En son Yeşil Sol'da bu 14 Mayıs'ta 8,19. 853 bin oyla 8,19 alıyor. Yani aslında hani size seçmen sadakati konusunda bir soru sordum ya. Hı hı. Son 10 yıla baktığınızda hayli dalgalı. Yani evet. dönemden döneme konjonktür, İstanbul için söylüyorum. İstanbul seçimleri, İstanbul adayı olduğunuz için. Dönemden döneme konjonktüre adayınızın kim olduğuna, aday çıkarıp çıkartmadığınıza bağlı olarak yani %3'lerden %12'lere kadar bir skala arasında gidip gelen esnek, o anlamıyla da her seferinde aynı oyu alan bir şey değil. Bu anlamıyla İstanbul'da alabileceğiniz oy konusunda şu an elinizde bir data, bir veri, bir dönüş var mı? Siz anket çalışmaları yaptırıyor musunuz? Yaptırmıyorsanız da başka çalışmalardan bir dönüş var mı? Burada yani şöyle, biz anket çalışması yaptırmadık henüz. İleriki günlerde düşünebiliriz. Yani onu biz de düşünüyoruz. Ama daha önce de söylemiştim bir yerde, bütün anket firmaları bize çalışıyor. Ölçüyorlar. Ama hiçbir zaman DEM seçmenin oyu tam olarak tahmin edilemez. Yani bunu anket deneyimlerimizde, şeyler, anket çalışmalarında. Evet, anket çalışmalarında. Çünkü hani DEM parti üzerinden maalesef muazzam bir uzun süredir 4 Kasım 2016'dan beri kesintisiz bir aslında baskı politikasıyla karşı karşıyayız. Yani bunu sizin kanallardan daha söylemek zorundayım. Yani neticede ama benim söylediğim rakamlar herhalde en güçlü anketler yani seçimden. Ama yok yani şöyle düşünün, 2019'da Demirtaş Edirne'de, 2023'te 14-28 Mayıs'ta Figen Yüksekdağ ve Demirtaş hala Kandıra'da, Gülten Kışanak. Yani bir kere Türkiye siyasi tarihinde, şunu unutmayın, ona bağlayacağım sizin sorunuza, ilk defa bir anayasa değişikliğiyle bu parlamentodan milletvekilleri tutuklandı. Ve tamamen siyasi davalar, bir kere onların bir an içeride kalmamaları gerekiyor. Bu seçmenimiz bunu görüyor, bunu değerlendiriyor. Bu seçimlerdeki oylarda da başka motivasyonlarla hareket ediyor olabilirler. Yani sadece bizim seçilmiş temsilcilerimiz değil, ayrıca siyasi olarak binlerce insan şu anda cezaevinde ve biz barış siyaseti yürütüyoruz. Hakikaten Türkiye'de bir demokratik çözüme, Türkiye'nin demokratikleşmesine ihtiyaç var diyoruz. Ve bunun için çok büyük bedeller ödüyoruz. Bunu söyleyeyim. Bu oy oranına gelince aslında bu zikzak biraz da tutarsızlık demeyeyim de yerel seçimlerin bir etkeni oluyor. İstesek de istemesek de. Yani mesela bölgede muhtarlar bile etkiliyor. Hani muhtarlar oy taşıyor yani. Ben Siirt vekiliyken görmüştüm. Yüzlerce oyu kendi köyüne taşıyor kazanmak için ya da işte tanıdık, akraba, işte farklı geleneksel yapılar falan. İstanbul'da da İstanbul'da yaşıyor sonuçta. Hani İstanbul'daki yaşamını kolaylaştırma açısından bu tercihler değişkenlik gösterebilir. Ama bu dönem başka bir iddiamız var. Ben seçmenlerimize hitap etmek istiyorum. Araya gidelim. Yarım kalmasın. Yok, yarım kalmasın cümleniz. Unutmayayım ama. Unutmayayım. Not alırsınız. Tamam. Evet, bir araya gidelim. Hem yarım kalan cümlesin tamamlasın Sayın Beşiktaş. Hem de şu kent uzasıyla ilgili de merak edilenleri soracağım kendisine. Ardından da İstanbul'a bakışını soracağım aranın ardından. Evet, Habertürk'te seçime doğru da belediye başkan adaylarıyla sizleri buluşturmaya devam ediyoruz ve bu çerçevede de DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Araya gitmeden evvel sizin tam bir cümleniz yarım kaldı. Yerel seçimlerin bir farkı vardır. Yerel seçimlerin kendi özgünlüğü vardır, kendi dinamiği vardır dediniz. Çünkü ben size araya gitmeden evvel son 10 yılda ki seçimlerde İstanbul'daki gerek milletvekili gerek yerel seçimlerde aldığınız oy oranlarını paylaştım izleyicilerle ve sizle. Ve dedim ki aslında burada düz bir çizgi yok. %12'yi aşan oylar da olmuş. %3.75'te kalan oylar da olmuş. Skala hayli geniş bir zikzak var. Evet. DEM Parti seçmeninin DEM Parti'ye sadakati meselesi üzerinden
bir soru sormuştum. Orada sözünüz yarım kaldı. Ya şöyle, doğasında vardır. Yani yerel seçimlerde hakikaten oy oranları değişir. Aslında bu sadece DEM Parti için değil, diğer partilerde de. Hani aday farkıdır, hitap ettiği kitle değişebilir. Yani işte Ankara buna bir örnektir örneğin, ya da başka illerde. Bu bir kere doğasında bu var. Onun dışında da yani İstanbul seçmeni neticede kendisi bazı konularda farklı düşünüyor olabilir. Bizim seçmendir, geçmiş dönemlerde başkasına vermiştir. Ama bu seçimde şunu söylemek istiyorum. Yani bizim seçmene hitap ederken, bir, bu seçim sadece İstanbul seçimi değil. Biz bu seçimde aynı zamanda yürüttüğümüz politika açısından da çok güçlü bir şekilde varlığımızı ortaya koyuyoruz. Biz varız, taleplerimiz var ve biz barış siyaseti yürütüyoruz. Ve bu demokratikleşmenin olması için bizim varlığımız çok önemlidir, mücadele etmemiz. Diğeri, yani bölgede Kürtlerin yaşadığı şehirlerde mesela çok önemli bir şey var, seçmen taşıma. Mesela bu çok tartışılmıyor. Muhalefet de bu konuda yanımızda durmuyor bu arada. Hani iktidar taşıdı da, diyelim Siirt'in geçen dönem vekiliydim. 8000 oy taşınmış oraya ve kolluk gücü, Erzurum vekiliyim, Karaçoban'a 230 kişi taşınmış. Sorduk, emniyette oturuyorlarmış. O gün güvenlik sağlayacaklar. Demem o ki, bu yapılanlar karşısında biz İstanbul'da da, Diyarbakır'da da, Siirt'te de, her yerde mutlaka oyumuzu kendimize verelim. Ve bu tabii ki taşınan seçmenlere karşılıkta herkes seçmen i̇ddialıyız olduğu bölgeye gitsin diyorum. İddialıyız diyorsunuz. İstanbul'da alabileceğiniz maksimum oyu. Usulsüzlüklere karşı da cevap vermemiz lazım. Peki, şimdi kent uzlaşısı meselesi. Evet. Böyle bir kavramla da tanışmış oldu seçmen bu süreçte. Kent uzlaşısının prosedürü nedir, nasıl? Yani partiden partiye mi oluyor? Uzlaşı sağlamak ne demek? Yani hangi başlıklarda ne olursa onunla da uzlaşma oluyor. Bir protokole mi bağlanıyor daha sonra bu? Nedir kent uzlaşısının prosedürü? Kent uzlaşısı partiler arasında olmuyor bir kere. Bunu çok net ifade edeyim. Kent uzlaşısı daha çok yerelden bize doğru akan talepler. Yerel dediğim sadece bir iki kurumu kastetmiyorum. Mesela diyelim ki Adana gibi bir il ya da Mersin gibi bir il. İstanbul'dan verin örneği, şunun için. Ha, Esenyurt mesela. Çünkü en çok konuşulan Esenyurt mesela. Yok, hani seçim sadece İstanbul'daymış gibi değil konuşuyoruz de, ama öyle değil bir işte. Bir de hani herkes belli tartışmaları izleye bazı konularda bazı taşlar oturdu ya. En bildiği örnekten hareket etmek açısından. Mesela Esenyurt'ta kent uzasının örnek şeylerinden bir tanesi galiba, pratiklerinden bir tanesi de Esenyurt. Mesela orada İki parti mi anlaştı, bir protokole mi bağlandı? Mesela o örnekte anlatacağınız herhalde kent uzlaşısının genel şeyini de verecektir bize, işleyişini. Şöyle, o yereldeki Esenyurt, Mersin için, mesela iki net merkez için söyleyeyim. Yereldeki STK'lar, odalar, dernekler, vakıflar, gençlik yapılanmaları, kadın yapılanmaları şey diyor, yani burada kazanmak için ortaklaşalım. Yani ortak bir liste oluşturalım. Belediye başkanında ortaklaşalım, uzlaşalım ve belediye meclis üyeliklerinde uzlaşalım. Bu konuda öneriler çıkıyor ve tabii ki o öneriler içinde partiler de oluyor. Yani neticede diyelim ki bizim partiden de adaylar var, şeyde Esenyurt'ta belediye meclis üyeliğinden, diyelim CHP'den de var. İki partiyle ilgisi olmayan ama belediye meclisinde yer almak isteyenler de o şekilde orada üzerinde ortaklaşılabilecek bir mesele. Burada biz ittifak değil diyoruz. Altını çizerek söylüyoruz bakın. Bizim bir ittifakımız yok bu seçimde. Hiç kimseyle yok. Yani olsa bunu gönül rahatlığıyla söyleriz. Biz yaptığımızı söylüyoruz. Söylediğimizi de yapıyoruz. 7 Haziran'a da atıf yapalım bu arada. Örneğin 2019'da var mıydı? Ha? 2019'da ittifaksız bir şekilde biz desteğimizi ilan ettik. İttifaksız bir şekilde. Dedik ki evet, iktidara karşı kazanabilecek güce, muhalefet gücüne daha İstanbul'da demokratik olarak. İstanbul'da ekrem İmamoğlu başka bir yerde başka bir şekilde. Biz ilan ettik bunu. İlan ettik ya, ittifak yoktu ama ilan ettik neticede. Şu anda böyle bir ilanımız var mı? Hani biz buralarda böyle bir şey yapıyoruz. Biz adayız yani. Ben bir adayım burada ve gece gündüz çalışıyoruz sokaklarda. Sonuçta oy almak için, seçmenimizi konsolide etmek için ve politikamızı anlatabilmek için bunu yapıyoruz.
kent uzlaşısı dediğimiz biz demokratik ittifakları, demokrasi ittifakı gibi geçmişte de çok yaptık biz bunu. Mesela 14-28 Mayıs'ta Emek ve Özgürlük İttifakı olarak girdik. Yani biz DEM Parti olarak bileşenli bir partiyiz mesela. Çok farklı bileşenlerle bir arada bu çatı parti olarak kuruluyoruz. Yani biz dostlarla, dost kurumlarla, STK'larla, demokratik dinamiklerle işbirliğini ve birlikte yürümeyi çok önemsiyoruz. Peki şu çok fazla tartışıldı. Hı-hı. Yani süre daraldıkça da ben de tempoyu arttırıyorum. Farkındayım böyle sorular artıyor. O da şu. Örneğin dendi ki, yine İstanbul üzerine soruyorum, bir İstanbul adayı olduğunuz için. Mesela İstanbul'da Esenyurt'ta CHP, DEM, kent uzası çerçevesi bir ittifak ve ortak adayları bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı. Böyle konuşuldu ve tartışıldı. Diğer taraftan da... Aday üzerinde uzlaşılmış. Hı-hı. Ama Esenyurt halkı, bizim seçmen ve bütün Esenyurtlulara çağrı yapıyorum. Büyükşehir'de bize verin. Hı-hı. Esenyurt, büyükşehir. Yani orada kent uzlaşısı var. Büyükşehir'de bize verecekler tabii ki. Bizim ilçe örgütü bunun için çalışıyor şu anda. Yani şu Büyükşehir'de mesela, yarışıyoruz. DEM Partisi'nin mesela Esenyurt'taki seçim sloganı ve çağrısı şu mudur seçmenine? Bir oy Esenyurt'taki uzlaşı adayına, bir oy Meral Danış Beştaş'a. İnanın yani? Ben o çalışmayı yürütmedim. Yani kendim. Ama ben sadece kendi çalışmamı yürütüyorum. Hı-hı. Adayımız olan ilçelerde, hı-hı, zaten gidip adaylarımızla beraber yapıyoruz. Adayımız olmadığı ilçeler var ama Esenyurt için, Esenyurt'a gittim mitinge, birkaç kere ziyaret de ettim. Yani ben başka bir partiye oy istemedim. İstemem de. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ben Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayıyım. Sadece kendime Murat Çetinli. Ben sadece kendime oy istiyorum. Peki. Ama orada uzlaşının gereği tabii ki, yani bizim partiden belediye meclis üyesi olanlar o çalışmayı yürüteceklerdir. Hemen, hemen yanıtını merak edilen bir soru daha. Yine İstanbul'da 22 ilçede aday çıkarmamış olmak, hı, eşittir. Eşittir aslında aday çıkarmayarak verilmiş bir destektir perspektifinden de bu konu tartışıldı. Ve hatta şununla eklemlendi. İşte Tuzla, Eyüp Sultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beroğlu, Beyoğlu, Maltepe, Zeytinburnu, bu tür ilçelerde garanti belediye meclis üyeliği karşılığı. 21 sayısı telaffuz eden de oldu, 30 sayısında telaffuz eden de, 21 ile 30 arası diyeyim ben. Garanti belediye meclis üyeliğiyle İBB'nin meclisinde grup kurabilecek şekilde, DEM Parti'nin grup kurabilecek şekilde böylesi bir eksende pazarlık oldu ve bu pazarlık karşılığında aday çıkartmama kararı aldılar. Hakikaten böyle bir stratejik denklem var mı? Yok. Esenyurt dışında böyle bir stratejik denklem yok. Yani o listelerde kim var kim yok bilmiyorum, ilgilenmiyorum da. Hı-hı. Onu söyleyeyim. Hı-hı. Bizim aday çıkardığımız ilçeler de burada. Sonuçta buralarda da diğer bütün ilçelerde de çok yoğun adayımız varsa da yoksa da İBB çalışmasını çok güçlü yürütüyoruz. Çünkü biz bu yarışta varız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığında varız. Esenyurt'ta kent uzlaşısının başarıya ulaşmasını isteriz tabii ki. Yani orada meclis üyelikleri açısından bir uzlaşı var. Mersin'de yine bunu isteriz. Yani burada ittifakımız yok. Bir pazarlık yok. Olsa biz niye aday çıkaralım? Yani niye yarışalım? Hani uzlaştığımız, ittifak yaptığımız bir güçle yarışmak gibi bir şey. Ha, mantık olarak da bu doğru değil. Neticede yani biz işte İzmir'de de örneğin görüşmeler oldu. Hani sonuçta bir neticeye ulaşmadığı için İzmir'de adaylarımız var. Adana'da hakeza öyle. Yani böyle bir uzlaşı şeyi yok. Ankara gözümüzün önünde, İstanbul'da böyle. Yani İstanbul çok büyük bir şehir ve yani her yerde aday çıkarmama, ilçelerde biraz da gücü bölmeme, büyük şehire yoğunlaşma. Hani bir amacımız Ankara'da da o. Ankara'da 3 ilçeyle ilgili bir şey gündeme geldi. O bir toplantının kent videosu uzlaşımız üzerinden. Yok orada. Hiçbir şekilde yok. Bu konuda yani bir yanlış anlaşılma olmuş bizim aday arkadaşımız. Hmm. Öyle bir şey ifade etmiş. Yeni Mahalle, ben de Bala sordum çünkü. Ve bir ilçe daha. Ben ilçe de sordum, hmm, aradım. Yani orada bir yanlışlık olmuş, öyle ifade edeyim. Ankara'da bir kent uzlaşısı yok. Peki. Şimdi İstanbul'da adaylar kendili kampanyaları dışarıda, yani iddialı aday, mesela Ekrem İmamoğlu, iddialı adaylar ilçelerdeki adaylara dahil müdahil olup bir şekilde o sürecin içerisinde. Çünkü beraber yani kazanma iddiasında olan
biz İstanbul'u alacağız iddiasında olanlar sadece kendilerinin adaylığı değil, hangi ilçede kimlerin, hangi kişilerin aday olacağına dair, ona dair müdahil oldukları, içinde oldukları bir şey. Bu anlamıyla 22 ilçede aday göstermemek, kazanmak konusundaki hırsınıza veya kararlılığınıza böyle biraz gölge eden bir şey oluyor mu? Yani tabii ki o konuyu biz de değerlendirdik, tartıştık. Çünkü yani bunu konuştuğumuzda ve buraya geldiğimizde aslında bunları tartışmıştık. Fakat sonuçta üzerinde çıkan sonuç, Peki. Bu oldu. Şimdi bir konuda şu oldu. Bu konu hem Yeniden Refah Partisi konusunda da zaman zaman konuşuldu ama DEM Parti ve siz söz konusu olduğunuzda da gündeme geliyor. Seçimin gidişatı, kampanyaların gidişatına göre belli bir zaman sonra seçime çok az bir süre kala çekilme konusu. Siz bu soruyla muhatap oldunuz ve bu soruya yanıt verdiniz. Bu yanıtınızı da ben biliyorum, izledim o yanıt verdiğiniz çalışmaları. Ama iki sebeple bu soruyu size soracağım. Açıktan tekrar sorup kayda geçeceğim. Birincisi, nihayetinde Türkiye'de geçerliliği her zaman söz konusu olan bir ifade var. Türkiye'de siyasette 24 saat çok önemlidir. Her zaman her şey değişebilir. Onun için her şeyi güncellemekte fayda var, bu bir. O verdiğiniz cevabın üstünden 3 gün geçti. 3 gün sonra hala aynı yerde misiniz diye ben bu soruyu soracağım. Bir de kent uzlaşısı konusu artık kapanmış bir konu mu, yoksa seçime girecek partilerle hala belli iletişimler, diyaloglar devam ediyor mu? Kapanmış bir konu. O bitti. Yani listeler verilmeden önce kapandı. Verildikten sonra kapandı. Diğeri de çekilmeyeceğim. Bu çokça... Bu arada siz bir hukukçu olduğunuz için bunu da hatırlamak lazım. Hukukçu olarak çekilseniz bile size oy verilmemesi de bir şey söz konusu olmaz. Pusulada kalıyorsunuz. Pusulada kalıyorum aslında. Bu arada. Pusulada yani doğru, bu konuşuluyor. İşin kötü tarafı, zaman zaman böyle çok istisna da olsa halk arasından da soruluyor. Bu şeyde tartışıldığı için televizyonlarda işte son 3 gün çekilecekmiş, son hafta çekilecekmiş gibi bir heyuladır dolaşıyor. Böyle bir stratejiniz olsa herhalde. Ben buradan söylüyorum. Çekilmeyeceğim. Daha önce söylediğimi tekrar edeyim. Yani çekileceğim bir yarışa girmem. Öyle söyleyeyim. Yani ne kadar oy alırsak alalım, son güne kadar bu çalışmamızı yürüteceğiz. Sandıkların başında olacağız. Sandık güvenliğinin kesinlikle sağlanması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Tabii ki bu konuda bütün seçmenlerimizden de destek bekliyoruz. Şöyle arkadaşlarım, son 2 dakika diye uyarıyorlar. İstanbul'u konuşamadık. Evet. Yine konuşamadık İstanbul'u. Ama hayır, o 2 dakika içerisinde olsa çünkü... Siz de paylaştınız, sosyal medya hesaplarınızdan da paylaştınız. Mesela Profesör Doktor Naci Görür'le buluştunuz. Evet. Şimdi Naci Görür'le buluşanlar genelde ağırlıkla deprem ve kentsel dönüşüm vesaire konuları konuşurlar. Siz hakikaten İstanbul adayı olarak, büyükşehir adayı olarak, belediye başkanı olarak yapacağınız çalışmalar çerçevesinde kentsel dönüşüm vesaire, bu konularda mı Naci Görür'le buluştunuz? Ne konuştunuz? Onu sorarak hemen... Bir dakikam var. Evet, yani bir bu dönüşüm meselesi. Ya şöyle ifade edeyim. Dönüşüm, ulaşım bunlardan, İstanbul sorunlarından. Yani keşke, gerçekten isterdim. İstanbul'a dair bildirgemizi çok ayrıntılı bir şekilde tartışmak isterim. Çünkü üzerinde çok güçlü çalıştık. Naci Görür dahil birçok bilim insanıyla bir araya geldik. En temel iddialarımızdan biri tabii ki depreme dirençli bir kent. Tabii ki ulaşımı rahatlatacak önlemleri çok geniş bir şekilde yine işin uzmanlarıyla, uluslararası bu konudaki çözüm yöntemleriyle birlikte değerlendirdik ve yazdık onu. En önemli diyelim bir sıraya deprem, ulaşım, kentsel dönüşüm, biz rantsal dönüşüm diyoruz ona. Yerinden dönüşümü savunan bir partiyiz. Depreme ilişkin sığmaz çok geniş bir şeyimiz var, belki bildirgemizde. Başka bir fırsat olabilir. Ama İstanbul'u hakikaten dert ediniyoruz. İstanbul'daki sorunlar bizim sorunlarımız. Bütün İstanbullular gibi bunu söylüyoruz. Ve İstanbul'da tek kadın adayım ben, eş başkan adayıyım. Tabii ki kadınların daha güvende olacağı bir şehir. Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe mutlaka. Ve İstanbul'u İstanbullularla yönetmek. Yani peki, kent hakkını. Ben son olarak bir çağrı yapmama izin verin. 17 Mart'ta Yenikapı'da Nevroz Bayramı'nı kutlayacağız.
Ben herkesi bayramı kutlamaya davet ediyorum bu vesileyle, onu da söyleyeyim. Ve bütün İstanbullulara sevgiler, selamlar. Üzgünüm, bildirgeyi konuşamadık. Devam Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkanı'ndayım. Meral Danış Beştaş Habertürk'te seçime doğru programındaydı. Teşekkürler katıldığınız için ve yanıtlarınız için. İyi akşamlar.